Türkiye Ağustos'ta aylık ihracat rekorunu kırdı. 21 milyar 600 milyon dolarla en yüksek aylık ihracata ulaşıldı. İhracat arttı, ithalat azaldı. Ağustos ayı rekoru egale edildi. İhracat %1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolara yükseldi. İthalat ise %6,3'lük azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu. Bu durum dış ticaret açığına da olumlu yansıdı. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %21,2 düştü. 8 milyar 875 milyon dolara geriledi. Ağustos'ta 2022'nin aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azaldı, %70,9'a geriledi. Veriler Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre yılın 8. ayında en çok ihracat Almanya'ya yapıldı. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Sınır komşusu Irak'ta Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 3. ülke oldu. Dış ticaret açığı yıllık düşüşe geçse de yılın ilk 8 ayında yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 arttı, 82 milyar 414 milyon dolar oldu. Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Irak'ın Kerkük şehrinde yaşanan gerilim hakkında konuştu. Kerkük, Türkmenlerin ana yurdudur dedi. Olanları üzüntü ve kaygıyla karşıladıklarını söyledi. Kerkük'ün huzuru ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına doğrudan etki etmektedir. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki gerilimi bu sözlerle değerlendirdi. Kerkük, Türkmenlerin ana yurdudur dedi. Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran'daydı. Resmi temasları kapsamında başkent Tahran'da mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan Kerkük'te yaşanan gerilime değindi. Terör örgütü PKK hedefi neydi? Irak'ın asli ve kurucu unsurları arasında yer alan Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygıyla karşılamaktayız. Şehirde son dönemde artış gösteren PKK mevcudiyetine de süratle son verilmesini Irak makamlarından talep ediyoruz. Fidan, Suriye meselesini de değerlendirdi. Göç ve terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini sıraladı. Ülkemizdeki mültecilerin sağ salim, gönüllü bir şekilde, onurlu bir şekilde ülkelerine geri dönmesini, Suriye hükümetinin temin edici adımlar atması ve PKK terörünü Suriye gündeminden çıkarma yolunda bizimle beraber çalışması. Bunlar bizim için olmazsa olmaz konular. Özellikle İran ve Rusya katılımıyla da dörtlü formatta konularımızı tartışıyoruz.